Hürriyet Komteri'den herkese selamlar. Bugün yanımızda Yaren Alaca var. Tanımayanlar için kendisi sosyal medya fenomeni. Daha doğrusu TikTok'tan çıktı, Instagram'da ve YouTube'da büyüyor. Biz de kendisini yakaladık ve hemen bir challenge yapmak istedik. Bir de kısaca röportaj yapmak istedik. Ya sen neler yapıyorsun demek istedik. Hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? <laughs> İyiyim. Nasılsın? İyi olmaya çalışıyoruz yani. Seninle buluştuk. Bakalım bugün neler anlatacaksın bize merak ediyorum. Sürpriz. Konuğu nasıl terletiyorum görüyorsunuz. <laughs> görüyorsunuz. Daha Ama baş... zaten sıcaktı ya bir de. Da, daha başlamadan <laughs> da önce. Biraz. Gelmiş daha dün doğmuş. Bugün gelmiş. Röportaj veriyor falan. <laughs> Rahat bırakmayız yani. Öncelikle hangi bölüm okuyorsun dedim. Lisede okuyorum dedi. Biz böyle arkadaşlarla burada <laughs> kaldık yani. yani e, biraz da heyecan yaşıyoruz. Çünkü ilk kez galiba bu kadar genç yaşta. <laughs> bu kitleye ulaşan birinin konuk alıyoruz. Yani evet. Ee, Öyle aslında. Biz son dönemlerde özellikle giden trende çok iyi yakaladığımız için e, insanlar neleri takip ediyor, kimleri tanıyor bunları araştırıyoruz. <laughs> Yaren Alaca ismi de aslında son dönemlerde çok sık duyuluyor. Fakat şöyle bir eskiden şey derlerdi ya kuşak çatışması kalıbı <laughs> vardı. Şimdi kuşak bilinmezliği var bence. E, yani... Yaren Alıcı dediğim zaman Uf işte konu kaldı diye insanlar baskı yaparken birileri de o kim? Ya kim? <laughs> fotoğrafını görüyor. Ya ne iş yapıyor? Yani ne, ne, haber değeri var <laughs> diyebiliyor. Nasıl yorumluyorsun bunu? Yani biz senin burada hikayeni dinlemek isteriz biraz. Anlatır mısın? Ben sen nerede okuyor, okuyorsun dedim. <laughs> Ama evet. lise okuyormuş. Evet. E şimdi şöyle e, Yarın Yaren Alıcı aslında lise okuyan bir genç kız, yani genç kız diyebilirim. Ee, yani TikTok platformunda ünlü oldum açıkçası, orada bir fenomen oldum. Yani aslında beni dediğiniz gibi her kuşağın tanımaması çok normal. Çünkü hani daha bu hani beni tanıyan insanların kesimi daha çok sosyal medya ile ilgilenen, telefonu daha sık kullanan ya da hani daha çok haşineşir olan insanlar tanıyor. Yani o yüzden hani çok fazla bir şey diyemiyorum açıkçası. Çünkü çok daha hani bir insanı tanıyıp tanımaması. Ben çok şaşırdım seni. Yani görüntün, <laughs> görüntünden ziyade böyle bir duruşun var, <laughs> hayata bakışın var. Şimdi ne yaşadın da sen TikTok'a girdin bu yaşta? Ne yaptın? Ne ama ne amaçladın arkadaş? Ya, Anlat yani. <laughs> Küçüklüğümden beri aslında benim böyle bir fenomen olmak TikTok olma fenomeni şeyim olmak istiyordum. Ya TikTok değil aslında ama mesela ben yani Facebook zamanında hani e, o zaman da fenomendim. Müzikali zamanda aslında TikTok önceden müzikaliydi. O zaman da bir fenomenliğim vardı. Sonrasında bıraktım. Ee, bu bir buçuk sene önce tekrar giriş yaptım ve bir daha da hiç bırakmadan bir buçuk sene boyunca devam ettim. Yani direkt küçük, küçük kız çocuk, şey yaptığın, oynadığın yaşlarda böyle çok böyle zıpır bir tipe benziyorsun yani. Hiperaktif küçük... bir çocuğum. Küçükken özellikle öyleydim, daha fazlaydım ve ben o hiperaktifliği atmak için 12'ye yakın spor yaptım. Ne diyorsun ya? Ya şeyi sormak istiyorum. Nasıl oluyor bu iş? Telefon alıyorsun, video çekiyorsun, paylaşılıyor, çok tutuyor ve birden büyüyor. Niye erkek herkes o zaman fenomen olur? Neyi yaptın ya sen? Aslında öyle değil. Mesela şimdi ben bu son aslında 7-8 ay içerisinde daha fazla tanımaya başladım. Yani daha fazla yükselmeye başladım. Hani onun öncesinde şöyle gelişti. Bir buçuk ay, iki ay boyunca yani 60 gün boyunca ben her gün kalkıp yeni içerikler baktım hani e, TikTok'ta. Her gün 10 tane yakın video attım. Yeni kıyafet, yeni makyaj. Hani her gün farklı farklı saç saçıma kadar, odamın şekline kadar her gün değiştirip 10 tane farklı farklı içerikler sundum. Ee, hani bu 60 gün içerisinde yapabildiğimin en güzelini yapmaya çalıştım. Sonrasında da zaten verdiğim emeğin sonrası gelmeye başladı açıkçası. Hani hemen olmuyor. Sabır gerektiren bir şey aslında insanların sevmesi hani baktığında şöyle geçmesin. Hani izlesin ki seni sevsin. Tanısın. Seviyorlar mı seni? Yani evet. Yani de böyle bir linç de diyorsun sanki. Hani övenler bile yerenler de var yes, sanki. hani sevinin olduğu kadar sevmeyen de oluyor açıkçası. Hani... Üzülmüyor musun biri kötü bir şey yazınca? Nasıl, ya, nasıl bir karakter var karşımda şu an? Üzülüyorum aslında ama sonuç olarak hani o beni bilmiyor aslında. Sadece beni kameradan gördüğü kadarıyla tanıyor. Hani e, ee, nasıl desem... Arkadaş çok... şuna bak nasıl yorumlu Allah'ım ya. Evet çok... Hani <laughs> çok da şey diyemiyorum hani sevmesi de iyi bir şey aslında sevmemesi de iyi bir şey. Yani çünkü ben herkes memnun edemem. Herkes beni sevecek diye bir kaydede yok zaten. O yüzden genelde çok fazla kötü yorumlar okumuyorum açıkçası. Ben anlat ya ben seni dinlemek istiyorum. Kendini <laughs> anlat, aileni anlat, neler yaptığını anlat. Gerçekten şu soru sormaya bile gerek yok. Çok kutluyorum seni. Ee, bir de özellikle yani Z kuşağına hitap eden bir kişisin. Bizim için de çok önemli, çok kıymetli. İrdelemek istiyorum biraz. Neler yapıyorsun? Hayatını anlat bize. Ya neler yapıyorum? Yani önceki hayatımdan bahsedeyim mesela ee, hani benim doğmuş önceki... <laughs> <laughs> E ee, hani bu hiperaktif olduğum zamanlar 12 tane spor yaptım ve gerçekten enerjim bitmiyordu. Hani ee, bu sporlardan şu anda sadece iki tanesini yapıyorum. Hangileri? Yüzme ve tekvando. Tekvando mu? Hı <laughs> hı. <laughs> <laughs> Altı yakında bir sporu yapıyordum işte. Sorular gerçekten çok zor değildi bizim. <laughs> ya anlam değil. Hani böyle aslında... Neden de bir sporu? Enerjim bitmiyordu çünkü. Ha atmak için. Evet. Yani ve daha çok küçükken falan ben hep böyle boks falan oynuyormuşum. Hani babamın burnunu kırmıştım. Kan atmıştım böyle falan. Bak gerçekten zor değildi soru. <laughs> Ben Vallahi ben değilim. öyle, ben hani, ben hiç de konuk olabilirim. Hiç önemli değil <laughs> evet, gerçekten. Babam e, boks maçları çok izliyordu. Ben de onun yanında hep, babamın yanında oturuyordum izlediği zaman. Babamı çok özlüyordum. Çok işe, hani işten çok geç geliyordu falan. Hep babama aşıklığım var benim küçükken. E, onunla birlikte izliyordum falan. Hani oradan öğrendim. O hareketleri falan yapıyordum. Bir gün babama yanlışlıkla vurdum. İzledin mi çok sonra? Küçüktüm. Hatırlamıyorum. Sadece onlar bana anlatıyorlar. Ya bu yaşlar değil mi? hatırladığım kadarıyla <laughs> duygusal yoğunluğunda fazla olduğu yaşlar da sende ya gizlediğin bir duygusal derinlik var ya da hayattaki bir pek çok şeyi ötelemiş veya içine atmış veya bir yaştan yaşayıp üzülmüş. sende böyle bir rahatlık var. Duygusal rahatlık var. Yeni insanlar buluyoruz burada. Duygusal rahatlıklar var sende öyle mi? Yani öyle açıkçası. Çünkü ne bileyim. Hani, e umursamıyor musun? Umursamıyor da denmez aslında ama hani ben aslında çok fazla kafaya takarım. Ama belli etmem. Ya da bazen birden ikizler Burcu'yum bu arada. Ne diyorsun? Evet. Gidebiliriz o zaman. <laughs> hani böyle Burcu'nun hepsini taşıyorum. Şimdi challenge'lara geçmek istiyorum. Sana evet. güzel challenge bölümü hazırladık. Ee, en son en çok bölümüyle başlamak <laughs> istiyorum. En son en çok istediğin şey neydi? En son en çok istediğim şey telefon almaktı. Telefonumu kendim aldım. En çok onu istemiştim. Onu yaptım. En son en çok hüzünlendiğin anı paylaşabilir misin? TikTok'ta bir tane video görmüştüm e, iki tane köpek yavru ağlıyorlardı anneleri ölmüştü ona çok ağladım ve e, bugün de 2 milyon oldum TikTok'ta Onu ağladım Onu üzüldüm. hüzünlendim. Bugün o gün yaşasın <laughs> ya kutlarız bunu süper tebrik ederim nice 2 milyonlara en son en çok neye şaşırdın? En son en çok neye şaşırdım bu işte en son burada fırtına falan çıkmış hortum hortumu görünce çok şaşırmıştım. <laughs> yani biraz değişik ama onu gerçekten çok yaşadım. En son en çok neyi yanlış anladın? En son en çok neyi yanlış anladım? <gülüyor> Bugün <gülüyor> e, İdo'ya doğru giderken e, ben orada hani saat en fazla 12 gibi vardır falan sanıyordum ama 4'te varmış. Onu yanlış, yanlış anlamışım. <laughs> en son en çok neye hayır dedin? En son en çok neye hayır dedim? Çok harcama yapıyorum ona kendime bir durdurma Ne alırsın genelde? Kıyafet. Sadece kıyafet alırım. Odama alırım. Bir sürü şey alırım. Ha, alırım yani. Evet ki harcamak olsun. Aynen. <laughs> Boşlukları doldurmanı isteyeceğiz. <laughs> çoğu kişi öyle biliyor ama aslında doğrusu... Benim hakkımda. Evet. Ee, çoğu kişi benim dışarıdan soğuk olduğumu düşünüyor. Evet. Ama ben aslında soğuk bir insan değilim. Hani e, hani beni tanıdıktan sonra seviyorlar genelde. Ama hani tanımadığım bir ortamda birazcık soğuk duruyorum. Ama öyle değilim. Tam o anda nokta 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 olmuştu ve heyecanımı tutamamıştım içimde. Hmm. Ben hiç heyecan tutmam ya aslında. Direkt söylerim. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden buna bir şey bulamadım şu an. Sadece nokta nokta anlarımda huysuz olurum. Ee, ya yorulmuşsam ya da çok uykuluysam çok huysuz oluyorum. <laughs> Ama şu an yorgun değilim. <laughs> Mutluyken bana nokta 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 demek tadımı kaçırır. Mutluyken dibin gelmiş falan çok. Ha saç. Onlar benim tadımı direkt kaçırıyor. En zor bölüme geldik. <laughs> Sadece o bilecek bölümü. <laughs> çok enteresan. <laughs> Soruyu soracağız fakat kim olduğunu biz bilmeyeceğiz. <laughs> Sormayacağım da ben. Sadece oradaki hikayeyi dinleyeceğim. Şimdi sorunca anlayacaksın. Ona aslında öyle olmadığını anlatır mısın? Bir kişiye. Evet yani. yaşadığın bir şey. İsmini sormayacağım. Hı -hı. Sen sadece anlatacaksın. Ona öyle olmadığını anlatacaksın. Bir tane arkadaşımı ekmiştim. Ekmiş miydin? Evet. Çok eker misin? <laughs> çok çok ekmem aslında. Ya da çok geç kalırım. Biliyorum onu ya. <gülüyor> <gülüyor> ya yani, yani yıllardır yıl, kariyerimizde hiç bu kadar ekilme şey olmamıştık. Bekletilmemiştik. Ya yani. ama bugün şeylerden dolayı. <laughs> tamam, evet. Ama alışkanlık da olduğu için. Yani geç biraz kalmadı. mesela şey yapıyorum. Eee geldim diyorlar ya da yakın olacak zaman falan. Tam evde duş alacağım, duşa gireceğim. 10 dakikaya çıkıyorum diyorum ama aslında bir saat sonra çıkıyorum ve ondan sonra 40 dakika beni bekliyor. ben şey hani şey kafasındayım. Hani beklemeyeyim. Sen de onlardansın. Evet şu an fark ettim. <laughs> ama hep yapmıyorum. Bazen. Ben fark ettim. Nadir. <laughs> Kendini affettireceğim bir andasın şu an. Seni dinliyor. Anlatabilir misin? İyi ki gitmişsin. Gitmeseydin daha kötü olurdu. Ee, gitmeseydi neyse ar konuşmayacağım. <laughs> İyi ki gitmişsin. Mutlu musun gittiğini hatırlayarak? Evet. O gittiği için kendimi buldum. Peki diyelim bir gün geldi. İzin vermem ki hayatıma girmesine. Kesin mi? O hatayı dayamam. Ee, peki. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü, o süp, çünkü? <laughs> çünkü o hatayı yapınca e, asıl doğru yolu gördüm. O yüzden. O zaman pişman da değilsin. Peki, Sadece hata olarak bakıyorum. Duygu bitti mi? Tabii ki de. Duygu bitiyor o zaman. Ama görsem belki üzülürüm. Ama üzülürüm sadece. Haline üzülürüm. Ha onun haline üzülürüm. Abo sizden de korkulur. <laughs> Vallahi billahi haline üzülürüm. <laughs> belki çok mutlu canım. Ya mut, inşallah mutlu olur yani. En çok isteyecek insan benimdir. Neden? Neden? Çünkü hani ben insanların üzülmesini sevmiyorum. Peki. Yani hay hani hayatında, her şey iyi gitsin. Ama sevmiyorsun. Çok, ben sevmiyorum. Ama sevmediğim insanı da hani hayatında istememek gerekiyor. Aynen. Ama kesin olmaz. Öyle bir mesaj geldi ki, <laughs> kendinden geçtin mesela. <laughs> Yok mudur öyle bir mesaj? Ya illa vardır ama hani ben sürekli düşünürüm dediğim gibi kafaya taktığım için Hani sürekli kendime şey yaparım hayır, hayır Şunu yaparsan şöyle olur çünkü O yolu yani bildiğim için zordur. Aynen bir daha onu yapmayacağım için O sürprizi gerçekten anlamamıştı sence neden? Hmm. Olmuş muydu hiç sürpriz yaptığını anlamayan biri? Hmm. Ya genelde doğum günü sürprizleri yapıyorum hmm. arkadaşlarıma Sana yapılır mı sürpriz? Evet Anlar mısın genelde? Bir keresinde küçükken yapmışlardı annemler doğum günü sürprizi bana. Ee, o günde kaç yaşındaydım ben? 9 yaşına falanım. Annemler bütün kuzenlerimi, arkadaşlarımı falan eve toplamışlardı. Babam da beni internet kafeye götürdü. Counter oynamaya. Ben küçükken falan babamla birlikte counter oynuyordum internet kafede falan. Ondan sonra... E, ee, içerisini... Başlık çıktı internet kafeye gidip counter oynuyorum. <laughs> i̇çerisini bir iki saatte falan şey yapmışlar, annemler toparlamış falan. Ee, ben de babama dedim ki hani eve gidelim, 15 dakika falan durduk, eve gittik falan. Sonra çatıya çıkardım, yani eve almadılar, kapıyı açmadı anne. Benim de o zaman tuvaletim vardı. Diyorum ki babama aşağı inmem lazım, yani tuvaletim var. O gün orada altını yapmıştım küçükken. Olur. Sonra içeri bir girdim, doğum günümü kutluyor herkes. Ne öyle mi? Hoş, aldın. şey, mutlu yıllar yaren falan. Öyle bir... Halisiz ana. Aynen. <laughs> Ama küçüktüm yani. Onun nasıl sevdiğini tarif eder misin? Sevdiğim biri yok aslında ya. Şey olarak. Arkadaşlarım var ama bir sürü arkadaşım var. Hepsini de çok seviyorum. Bu sevdiğim biri yok, flörtüm yok demek evet. mi? Evet. Yani, flört mü, sevgili mi sence? Sevgili benim işim için uygun değil şu an. Ya ben de o tarzda... ne demek ya? Flört bence... E, insanla tanışma evresi diyebiliriz. Yani bir karşı cinse tanışma şeyleri. O bence. zaman birden çok flört olabilir mi? Genelde erkekler yapıyor bunu. Niçin kategori? <laughs> yani Ben öyle bir şey yapmadım. Yani genelde erkekler yapıyor diye. Birden çok yapılmıyor. Ya yani şimdi tanışma evresi. Hı -hı. Bir bir kişiyi tanıyabilmemiz Hı -hı. gerekiyor o zaman. Yani flört dediğim şey bir kişiyi tanımak mı? Ya bir kişiyi tanımak değil ama ben olsam hani e, ilk önce onu tanırım. Hı -hı. Birini tanıyorken on kişiyi tanımam. Ona bence değersizlik olur ya da Peki flört sadece tanıma mı? Yoksa hani belli bir sürece gelene kadar olan sürecin adı mı? Yani sevgililik ona da denebilir mi? aslında. Ona da mı denebilir? Aynen. Peki ve sevgililik arasında da bir şey var mıdır? Onun da bir adı çıkacak mı acaba ileride? Flörtün... Sizin jenerasyon ne diyor o durum hakkında? <laughs> ya flörtün e, son evresi zaten sevgililik oluyor genelde. Yani onun arasında bir adı yok bildiğim kadarıyla. Flörtün yaşı var mı? Yani bilmiyorum. Hani TikTok'ta 15 yaşında olan insanlar da var 14 yaşında. 30 tane sevgili değiştiriyorlar yani. Ne diyorsun ya? Evet. <gülüyor> <gülüyor> ee, en çok kullandığın emoji nedir? En çok civciv emojisini kullanıyorum. TikTok'ta bana civciv videolar. Neden? Öyle bir rakam mı var? Ee, aynen. Hem sarışın ve ben civcivleri falan çok seviyorum. Nasıl takipçilerin ara? Okuyor musun mesajları? Tabii ki de. Benim e, birçok fanına WhatsApp grubum var hatta. Instagram gruplarım var, TikTok gruplarımız var. Ya yani TikTok grup yok ama... Ama ben... fanlarla birlikte yaşıyorsun yani. Evet fanlık tarihini değiştiriyorlar ya böyle Aynen. bir şey yok. Her yerden takip ediyorum onları Instagram'dan. Ulaşılabilir Instagram'dan. olman onlardaki etkini azaltmıyor mu? Etkimi azaltsın yani çok umurumda değil çünkü onlar beni seviyor ve bana ulaşmak istiyorlar ve ben onlarla tanışmak istiyorum, hepsini tanımak istiyorum. Bu yüzden buluşmalar yapıyoruz. Kaç hani farklı farklı iletişim alıyorsunuz bu kadar yüksek. Yani... Yine de herkesi kaçırmamaya çalışıyorsun. Evet. Neyi aldığın mesajlardan bahseder misin? Genelde nasıl mesajlar geliyor, ne oluyor? Ya genelde aldığın DM'leri geçiyorum. <laughs> Geleceğim oraya. <laughs> Geleceğim oraya. Ya ben genelde e, mesajlara bakmıyorum. Hı hı. Şu yönden bakmıyorum çünkü daha çok hani fan, hani bu arada fan demiyorum ben, yani fam diyorum. Niye? E, family oluyor. Ha Fan demek hı hı. biraz hoş gelmiyor bana, o yüzden fam diyorum. Hani onların mesajlarına daha çok bakıyorum çünkü onlarla ben kendimi iyi hissediyorum. Ve o yüzden en çok onlara ilgi gösteriyorum. Başka DM'leri çok fazla okumuyorum. Hı. DM çok geliyor mu? Yani bizim tanıyabileceğimiz, tanıdığımız herhangi birinden amiyane tabiyle yürüme dediğimiz mesajlar geldi oldu mu hiç? Evet. <laughs> yani ha. sizin tanıyabileceğiniz mi bilmiyorum ama var yani. Tanır mıyız? İsim veremem şu an. <laughs> ee, ne yaptın peki? Cevap vermedim. Bir tanesine cevap vermiştim. Ona da bir gün falan konuşabildim. Ona o kadar tahammül edebildim. Ne yapıyordu, ne iş yapıyordu? İşini söyle canım isim söyle. Oyuncu. Oyuncuydu. Yani dizilerde oynayan bildiğimiz. Evet. Ama <laughs> oh, deşifre oldu şu an. Hiç, hiçbir yerde söylememiştim bunu. Gerçekten mi? Hiçbir deşifre olmadı canım. Yüz milyon tane şey ne var. Yani vardı. o da doğru ama. <laughs> Genç mi? Hı <laughs> hı. <laughs> Dizi, <de oynuyor. gülüyor> Dizi izleniyor mu bari? Evet izleniyordu o zamanlar. Ha şimdi izlenmiyor. Yani şu an bitti diye biliyorum. Yok bilmiyorum vallahi hangisi oldu. Bir dakika ya. sen öğrendin şu an ismi öğrendin. Ne? <laughs> orada mı yazıyor? <laughs> Ciddi mi olmadığını anladın ya da? Farklı bir yaklaşım hissettim. Hmm. Anladım. Orada kal. Aynen öyle. İyi yapmışsın. Diğer DM'lere niye dönmedin? Orada direkt mi anladın farklı yaklaşımı? Y ama Bilmiyorum ona neden dönmedim bilmiyorum ama dönmedim ha. yani. Komik geldi yazdığı şey. O yüzden dönmedim. Diğerinin mi? Hı -hı. Diğeri de mi oyuncuydu? O futbolcuydu galiba. Ne diyorsun? Evet. Büyük kulüpte mi oynuyordu? Oynadı. Alt yapıda oynuyordu. Galiba. Büyük kulübün alt yapısında. Bursa Spor'du. Ya Bursa Spor'du ya da başka bir şeydi. Peki. <laughs> Birazdan istersen isim. <gülüyor> <gülüyor> ya isim sormuyoruz görüyorsunuz hiçbir şekilde ben sıkıştırmayız o konuda. Ee, arkadaş seçerken seçici misin? Neye dikkat ediyorsun? Ya bunu ben önceden seçici değilim. Benim çok fazla arkadaş grubum vardı. Küçükken de falan ben dördüncü sınıfta giderken dokuzuncu sınıftaki, sekizinci sınıftaki insanlarla takılıyordum yani. Hep hani yaşıtlarımla anlaşamazdım. ...hep hani olgun insanlarla, benden 3-4 yaş büyük insanlarla daha fazla muhatap oluyordum. Teşekkür olurdum. ederiz, bize seninle çok iyi <laughs> Hani hep öyle şey olduğum için hani genelde ortamlarda da hep büyük insanlarla e, girdim. O yüzden hani hiç seçimim olmadı. Sonrasında bazı kazıklar yedikten sonra... Ne kazık yedin, dün doğdun? <laughs> ya tamam <laughs> ya, bak, öyle şöyle... Öyle Sen de hissettiğimi söyleyeceğim, Hı -hı. paylaşmak istiyorum. Tabii ki. Yani şu bir şey var... Hı -hı. E, bir görüntün var. Hı hı. Bu görüntüyü sadece dış görünüş olarak algılama. Hı hı. Senin bir hikayen var. Hı hı. Ee, şimdi sana bakıyorum. Yani bir TikTok fenomeni ve sosyal medya fenomeni, hı hı. genç yaşta fenomen olmak işte şeylerin bir önyargı değil. Hani hep böyle bir yenilik peşinde koşman, kendini uğraşman, aksesuarların filan. Bunlar bir kod. Bu kod insan aslında daha ee, hani aynı serseriliği bir şey algılamamamız lazım. Daha böyle, e, genç serseri tarzında bir şey aslında hissettiriyor, görüntüyü. Ama senin böyle bir sanki 30 yaşına gelmiş, hı hı. hayatta çok şeyi görmüş geçirmiş. Bir de o cool denebilir galiba, hoşuna gidecek galiba bu sözlerim ama bir, Yok, cool, bir, bir cool bir cool bir görüntünü var. Hı hı. Ama bu bir tezatlık da aslında. Uzatıyorum çünkü bunu soruya da belki bağlamayacağım. Sana bırakacağım dinlemek istiyorum. Çünkü sen de ya diyorum bir gerçekliği arıyorum aslında. Ee, hangi yaren gerçek? Yani e, bir tezatlı sen aynı anda yaşıyorsun. Bir insan aynı zamanda bu kadar sakin hayatı yaşayıp Bu kadar kendi için olup bu kadar deli dolu olup enerjik hı hı. olup. Yani her şeyi de bir anda yaşayamaz. karakterine yükleyemez. Karakterine çok yüklendin mi sen? Bak güzel sordum. Yani hani e, şeyim ben mesela ortamına göre daha doğrusu. Nabza göre şerbet veriyor. Aynen. Hani mesela bir ortam çok şenlikse hani... Teşekkür e... ederiz yani burada bir şenlik. <laughs> hani o zaman ona göre hareket Birazdan TikTok çekerken göreceğiz yani. <laughs> yani hani dediğim gibi üzüntülü ortamda atıyorum. Üzüntülüyümdür. Hani şey de şeyimdir. Hani her ortama ayak sağlayabiliyorum. Ben seni Ondan bugün da. dinleyenlerin gerçekten pozitif yorumlara kapılacağını düşünüyorum. Çünkü gerçekten verdiğin şey çok pozitif. Hı -hı. Ee, i̇yi ki de gelmişsin. Bu anlamda şimdi TikTok videosu çekmek çok Hı -hı. istiyoruz seninle. Bu alanın uzmanı sensin ve bize de biraz gösterirsin diye düşünüyoruz. Cemre ile evet. çektik bu arada. Yani gerçekten linç yedim. gerçekten, <laughs> gerçekten linç yedim. <laughs> ne çektiniz? Ce yani işte bir değişim. Hı -hı. Değişim nesi diyorsunuz? Değişim değişim Çamış. challenge. Değişim challenge. Tamam ne çektiğimizi bile bilmiyorum. Hı hı. Ee, hatta Cemre de gömdü programı sonunda. İşte 6 kere çektik ama falan diye yapamadım <laughs> yani. Yok çok zor. Bugün güzel bir şey seçip seninle bir TikTok videosu da çekelim. Tabii i̇şte hiç Instagram'da stok yaparken yanlışlıkla like ettiğin bir oldu mu? Ne yaptın? Utandın mı? Elim ayağıma bir gidip telefonumu kırdım oldu böyle elimden düşürüp. Şu an bile gerildin yani. Evet, Nereden like'ladım geldi o yani. <gülüyor> <gülüyor> Nereden? Storiesine baktığın falan. Bir sen yanlışlıkla story bakar mı? Bakmaz bence, ben fake hesabım var 30 tane, kar e, var, ondan sonra butik sayfalarım var, ayakkabı sayfalarım ha, ben var. Ben de var. nasıl <gülüyor> <gülüyor> Hepsi 30 var yani. 30 tane. Bu rentekar rent VIP oluyor, her tarafa girebiliyorum her hesaba. Rentekarla. Hepsi ediyor. Giremediğin hesap yapıyorum. olmadı mı? Onun için uygulaması var zaten. Ne uygulaması var? Girebili Girebileceğim bir uygulaması var, gizli hesaba. Şey, premier şeylik yani ücretini ödüyorsun. Ya ücretli bilmiyorum ama... Öyle bir uygulama var. Biz seninle şey yapalım ya. <laughs> Sonra profillere gidelim. Çok ki. iyi ya. Abi çok hızlı ve tutamadığımız bir dünyanın e, gittikçe büyüyen e, ve önemli simgelerinden birisin. İnşallah daha da iyi olur. Hedef. <laughs> hedefle hayal farklı şeylerdir. <laughs> hayal edersin ulaşma gayen olmaz. Aynen. Hedeflersin onun için çalışırsın gidersin. Aynen, aynen. Hedefinle hayalinle. Benim aslında bu TikTok'a başladığımda da herhangi bir hedefim olmadı. Hani şu takipçiye ulaşayım, hmm. şunu yapayım falan. Hani ben hep başladığımda videolarımı güzelleştirmekti hedefim benim. Hani daha kaliteli bir video çekeyim, o izlensin. Ya ne yapacaksın? 5 sene sonra ne yapacaksın? Işte? 5 sene sonrasında şöyle bir hayalim var aslında. Oyuncu olmak istiyorum. İnşallah. O öyle bir hayalim var. Onun için çabalayacağım. Şu an oyunculuk için kasmat bir şey, bir proje, bir ajans bir şey yapıyor ee, musun? şu anda işte iki tane filmde yer aldım küçük küçük. Ne diyorsun? Hı -hı. Aa çok yayınlandı mı? E Malazgirt 1071 vardı. O yayınlanacaktı Mart'ta. Korona oldu. Sonra karantina falan derken o olmadı. Sonra bir tane Korontina diye bir filmde oynadım. Aa. Onda da yeni oynadım işte. O da Sonbahar gibi yayınlanacak. Sinemayla başladım diyorsun. Evet, öyle oluyor. Var mı beğendiğin takip ettiğin şey? oyuncu? Alina Boz var. Onu çok beğeniyorum. Ondan sonra başka da yok galiba. Bildiğin hangi dizilerde başrol olmak isterdin? Daha doğrusu e, ben, Türk yani, general, ben Türk dizisi izlemiyorum. <laughs> Yurt dışı. Türk dizisi izlemiyorum. Televizyona bakmıyorum. Ya çünkü Türklerin hani genelde yap, yaptığı diziler Uzun fakir, mu? genç, zengin kız ya da zengin erkek, fakir kız olduğu için birçoğu. Ama seyirci de onu izlediği için de öyle arz talep ya. Yani o da doğru ama hepsi aynı da oluyor o yüzden biraz sıkıcı oluyor. Yani bazı diziler var, çok güzel diziler var. Onları biliyorum, izliyorum zaten ama yani genelde yurt dışındaki diziler daha fazla dikkatimi çekiyor. Çok farklı konuları, konuları olan da oluyor çünkü. O yüzden. Aa, süper. Hazırsak TikTok videosuna geçebiliriz. Hey, ben çok heyecanlıyım şu anda. Ben senden daha çok <laughs> gergin ya, heyecanlı <laughs> değil, de gergin. Tamam çünkü Bejir'in yapamadığımı girdi. iddia ediyor herkes. Hı hı. Cemre bunu başaramadı. Bence seninle çekersek Cemre'yi buradan taş. <laughs> ee, bence seninle çekersek. Bu ben sefer... daha kolay bir şeyler seçebilirim. Aynen ya. Tamam. Beni lütfen burada olamazsın diyorlar. Dışlıyorlar. Gerçekten tamam, şey tamam. hissediyorum. Ben bu TikTok'ta olabiliriz diye düşünüyorum. Evet. O zaman çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir ben programdı. Ben. İyi ki geldin. Ee, TikTok'ta da ta taşlandıracağız bunu zaten. İnşallah çok başarılı projelerini takip evet, ederiz, ben. görürüz. Gelecekte de buluşmamız nasip olur. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.